Ya beraat etmiş. Hayır. Beraat tıpkı senin gibi. Burada şikayetçiyim ben bu şanstan. Ya dosya Allah aşkına bir bekle. Ben ağırlaştırılmış cezadan dosya ediyorum. Rukiye'nin abileri Yılmaz'ı tehdit etti diyorsun. Bunu nereden biliyorsun? Söyler misin? Ben mi Didem abla? Evet, sen söylemişsin. Evet Didem abla. Ondan sonra da ben şimdi bunu dün ekip arkadaşlarınıza da söyledim. Köyde bu çok köyde çok duyuldu. Bizim köyde herhangi bir şey olduğunda zaten çok çabuk duyulur. Hmm. Zaten Yılmaz Hoca'yı dedi. Ondan sonra da kadının dedi, ondan sonra oğlan kardeşleri dedi tehdit etmişler dedi. Ondan sonra Yılmaz oğlan kardeşi demiş ki dedi, ondan sonra Rukiye'nin oğlan kardeşi. Hangisi? Yılmaz Hoca'ya demiş ki. Hangisi? Yılmaz Hoca'ya demiş ki. Bilmiyorum abla. Yılmaz Hoca'ya demiş ki seni öldürürüm demiş. Tehdit etmiş böyle. Niye? Seni öldürürüm diye tehdit etmiş. Neden? Ya şimdi onunsa aralarında böyle sürekli bir kavga oluyormuş abla. Onunsa Didem abla şimdi onunsa da aralarındaki kavga herhalde benim köydeki duyduğum kadarıyla benim onunsa senin yaşın kaç? Benim onunsa da bacımın yaşı kaç hesabından. Sürekli böyle aralarında bir sürtüşme olurmuş. Kadının erkek kardeşi en son demiş ki bizim Yılmaz Hoca'ya demiş, ona sonra Yılmaz amca seni vururum öldürürüm demiş. Yani böyle bir tehditte bulunmuş. Ona sonra bu köyde birkaç gün konuşuldu. Ben de şöyle bir ihbar geldi, ne kadar bilmiyorum, araştırıyoruz hepsini. Bir kadın aramış, demiş ki Rukiye kocasını öldürdüğü gece ahırın orada bir sevgilisiyle buluşmuş. Kocası da bunları yakalamış. Tamam. Sevgilisiyle birlikte vurmuş. Bunu çok yakın arkadaşımdan duydum. Çatak köyünden birisinden duydum. Çünkü diğer bir izleyicimiz de bu da başka bir izleyici. Şimdi insanların takma dişleri olduğunda o takma dişleri yatarken, değil mi? Tabii çıkartılıyor. Takma dişiyle uyumazlar. Yılmaz Hoca takma dişini ne zaman çıkardı? Demek ki uyumamış da. Bilmiyorum. Ha? Ne zaman çıkartıyordu takma bilmiyorum dişini? Delilleri takip ediyorsun, bilmen lazım. Delilleri takip et. Bak şahitleri iyi dinle. Sevgilin şahitlerin ağzına yol açık. Bir kadın diyor ki sevgilisiyle ahırda buluşmuş. Tamam, sevgilisi. Doğrudur. O sırada onlar ispatlıysa doğrudur. Sen bak bu canlı yani yapıyor, onlar ispatlıyorsa doğrudur. Arkadaşlar Tuncay hazır mı? Tuncay Tezcan karısı Kadriye Tezcan. Orada da yine hava şartlarından dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz. Bir Tuncay'a ve Kadriye'ye soracaklarım var. Çok çok önemli. Çünkü Tuncay seninle aynı yaşta değil mi? Aynı yaştasınız Tuncay'la. Ya ben aynı yaşta olsam niye? Aynı çocuk olsam niye? Aynı belekte yaşasam niye? Zaman zaman bu adamdan bir art niyetim olmamış ki. Niye bu adam suçlanıyor? Niye? Yani bir yerlerden bir delil mi çoğaltmıyor? Biz adamı suçlamadık ki. Nereden çıkartma suçlarını? Hayır, ben o adamcağız yani benim evimde ekmeğimi yemiş. Sonra eşimin yerine orada beklemiş. Bu adamcağız ne diye suçlanıyor? Bu bir dağda bir gariben çocuk. Ni diye suçlanılıyor? Gerçeği konuşsun, o adam gerçeği konuşacak Allah'ın versen. Ben onun hakkında bu kadar 11 yıl geçmiş, hakkında şikayetçi olmamışım, olmuyorum da gerçekleri inşallah konuşur hocam. Gerçekleri konuştuğunda şikayetçi olmaya karar verebilir misin? He? Gerçekleri konuşursa o zaman şikayetçi olur hayır, musun? Hayır, hayır. O peki. Çocuk öyle bir karakterde değil, sonra bir kötü hale değil o hali. Peki o çocuk... Ailenin bir ucu belli zaten. Tuncay, gerçi kendisine de soracağız. Cumartesi günü. Pazar günü. Ne yapıyordu obada? Kim? Tuncay. Yanımda eşim, annem Karaman'ın yaylasına gitti. Çatak koy, Yılmaz Kılınç. Benim burada evimi, ya hanımımı takip ediyor dedi. Önceki darbeden dolayı evimi takip ediyor diye çağırdı. Ne zaman geldi? Kocan ölmeden ne kadar süre önce geldi? Bilmiyorum. 5 yılın içinde bu olayı ama önce olur ama sonra 4 yıl öncesi, 5 yıl öncesi bak, yani. Allah'ın işine bu beş bak. 5 yılın içinde... Senede bir kere gelmiştir o çocuk ora. Allah'ın işine bak. Senin kocan öldürüldüğünde Tuncay da oralardı bir yerde. He. Doğrudur. Hı? Sen bir yere çıkıyorsan doğrudur. Senin başka telefonun var mı Rukiye? Yok. Telefon belli de bulamadın gitti. Ben sinir ettik zire. Artık neyin peşindesin ben anlayamadım. Ben senin yani... telefonun olduğunu düşünüyorum. Hayır. Ben şunu da çok merak ediyorum. Madem aileme, anneme, kardeşlerime şey yapma diyor da... Neden bir gün önce, babam öldürülmeden bir gün önce neden sürekli kardeşleriyle konuşuldu? Ben burayı çok merak ediyorum. Ne istediniz benim babamdan? Niye? Babası öldürüldü, gelin dedim. İnişteleri değil mi? Nasıl babasının ağamına kardeşine bir gün önce konuşuyorsun sürekli. Babam konuşuyor. Babamı sürekli arıyorlar bir gün tamam, önce. Neden? Konuşabilir. Başka zaman değil adam, de niye o gün arıyorlar? Bizim kanımız, can.
konuş. İstersen gece 12 konuş. Babamı niye öldürdünüz? İstersen gibi konuş. Babamı niye öldürdünüz? Senin babanı öldüren belli çık. Bırakma. Bu işi bırakmayacağım. Ben de bırakmayacağım. Yani bu işi bırakmadı diye öldüreceksen haydi gel beni de öldür. Hayır. Babam gibi beni de öldürün mü? Hayır. Ben, ben seni babam sadece, gibi beni de öldürün sadece mü? Sadece deliller kaybet. Beni öldürürsen kurtulursun. Ben bu işi bırakmayacağım. Ben sen kimsin, babamın sen katili sen tutuklanıncaya koca, kadar bırakmayacağım. Sen ben babamın katili silmiş bulununcaya atmış, kadar sen, durmayacağım. Yapamazsın. Benim içim yandığı sürece durmayacağım. Durmayacağım. Sen buradan tutuklanıp sen konuşma. Öldürdün beni babama. Konuşma diyorum. Konuşma diyorum. Terbiyesiz. Sen... Ama... Hayır. Gel. Tamam. Bırakın. Gel, bırakın. Gel, gel. Bırakın gel. Sakin ol, sakin ol. Ben bırakmıyorum. Lütfen sürekli herkesi tehdit olacak iş değil ya. Hala. Rukiye şunu söylüyor, ben size söyleyeyim. Barmaklarını yemeye başlıyor. Yani benim Rukiye ile ilgili tezim şu. Yani ben dün hatta bunu Mercan'a da söyledim. Mercan sana şunu söylüyor. Yani ben cezaevine girdim. Evet. İşte 11 ay yattım. Cezamı çektim aslında. Daha ne istiyorsunuz? Benden ne istiyorsunuz? Yani 11 yıl olmuş. Ben de cezaevine girmişim. Orada kalmışım. 11 ay boyunca cezaevinde kalmışım. Ben cezamı çekmişim. Öldürdüysem de orada yatmışım kalmışım. Ama sen benden ne istiyorsun Mercan diyor. Ben de diyorum ki benim babamın canının diyeti 11 ay değil. Ve o bir canlı zaten. O bir insan en başında benim babam. Benim babam bana hayat veren, beni bugünlere getiren adam. Öyle ölmeyi hak etmedi benim babam. Tabii ki. Ölüm hak, herkes için hak. Allah'ın emri olur, uzanı ölürdü. Ben de babacığım hakkını helal et diye öpe okşaya gönderirdim babamı. Ben babamın yüzünü görmeden toprağa verdim ben babamı. Ben babamın kemiklerini topladım. Benim babam bunu hak etmedi Didem Hanım. Korkunç hak şekilde. Etmedi. Tabii ki. Burada her konuşulanda benim kanım donuyor. Salim meselesi çocuk var ya. Sizin bir akrabalığın var mı senin onunla? Yok, akrabalığım yok. Allah ben, oraya çoban doğru, ben biliyorum, tahmin şimdi, ettim. Şimdi adı söylenince babasını tanıyorum, çocuğu gene görmedim. Çocuk şurada karşımdan gelse gene bilmem. Ama ben babam öldükten 15 gün sonra, bunu ben istihbarata da söyledim. Abi isterseniz benimle dalga geçin, isterseniz gırgıra alın. Ama ben babamı rüyamda görüyorum. Böyle babam buralarından dikilmiş, kafası dikilmiş, koca koca dikişler var. Babamın o yaralarına ya, tuz bastım. Be. Hala içeride konuşuyor ya. Tuz bastım. Babam dedi ki kızım şuram acıdı dedi. Babacım dedim. Bunu sana kim yaptı dedim. Hani öldün ölmeyi de dedim. Sana bunu kim yaptı babam, bir de onu söyle. Onu dedi Salim'e sorun dedi. Bugün tamam. Bu çocuk burada çıktı. Adı Salim, çocuk gördüm dedi ya. Ben az önce oraya reklam arasında... Rüyanda Salim diye bir isim mi duydun? Yani baban sana Salim'i mi evet, dedi? Evet, onu Salim'e sorun dedi. Ya bu Salim kim? Bizim köyde bir tane Salim var. Hani öldürdü otelinde desem öyle bir şüphem geçmiyor adama. Ne diyorsun Duras'a? Otelde de söyledi bunu geçen gün. Yani bir muhabbeti geçti. Senin yani. Daha önce beraber olduğun eşlerinden biriyle bir akraba mı? Hayır. Yok. Hangisi? Salim. Yok, hayır ablam, hayır. Yok. Öyle yok, söylüyor. Yok, o öyle söylüyor. Yok, rüyasında yok, otelde bu çocuğun de söyledi. Yani. Hani benim ayrıldığım eşimin Mustafa diye bir abisi vardı. Onların soy ismi farklı, bunların soy ismi farklı. Hani Mustafa falan deyince oradan evet, çıkıyorlar. Evet, öyle diye düşünüyor. Rukiye nasılsın, gelebilecek misin? Gelebilecek mi Rukiye'nin durumu nasıl arkadaşlar? Ya olay ölçerinceye kadar dinleyesiydin, olay ölçer diyorsun. Nidem Hanım olay ölçerttirme be.
bana. Ne diyor anlamadım. Ölçerim diyor olay diyor. Körükleme, olayı değiştirmiyorum Rukiye. Niye değiştireyim Allah'ını seversen ya. Niye değiştireyim olayı? Geliyor. Gel lütfen ama olmaz bak sakin sakin. Senden çok rica. Katili bulabilir miyiz? Katil bu katilin parçası daha ne istiyorsun? Niye arıyorsun? Neyin peşindesin? Sen de mi beni oyalamaya çalışıyorsun? Niye oyalayayım seni? 11 yıl oyalanmışım zaten. Böyle bir yayın yapabilir miyiz? Burada çıkmasını istiyorum kocamın katilinin. Ben parada da gözüm yok. Ha, Murat'a da gözüm görelim. Murat, ben zaten Murat... çocuğuma aydınlanmam için katili arıyorum ben. Ederek konuşamayız ki. Sen Murat katil diyorsun ya. Murat'ın katil olduğu ile ilgili ne telefon kayıtları. Sonra ben de temizlerim. Sen hatta bana dedin ki.